Sizin elinizden gelen tek şey var. O da şudur. Nedir? Dükkanlar kepenklerini indirsin. Ya sizde zerre kadar vatandaşın yanında olmak olsa siz açılan kepenklerin sayısını artırmanız lazım. Ama siz onların rızkıyla oynuyorsunuz. Kapatın kepenkleri. Peki o günkü maişetini sen mi veriyorsun? Bunların yaptığı bugüne kadar hep bu. Şöyle bir numune il belediyesi, ilçe belediyesi göstersinler. Göremezsiniz. Niçin? Çünkü bunların altyapı, üst yapı diye böyle bir yatırım derdi yok. Gittiğiniz zaman pislikten geçemezsiniz. Burada belediye var mı yok mu? Buna cevap bulamazsınız. Niye? Çünkü bunların hizmet aşkı diye bir derdi yok. Çünkü bunlar tamamen terör örgütünün gayretlerinden besleniyorlar. Bununla ayaktalar. Kusura bakmasınlar. Benim vatandaşım devlet dairelerinde, okullarda, hastanelerde, karakollarda, mahkemelerde insan yerine, birinci sınıf vatandaş yerine konmuyordu. Bizzat şahsım o hastanelerde, o okullarda, mahkemelerde, karakollarda, hapishanelerde devletin milletine nasıl davrandığını gördüm, yaşadım. Onları tecrübe ederek bugünlere ulaştım, ulaştık. Bu ülkede şifa için hastaneye gidenler daha da hasta olarak evlerine dönüyordu. Mahkemeler bırakın milletin derdine derman olmayı, kendi dertlerine bile çözüm üretemiyordu. Karakollar işkence iddialarıyla anılıyordu. Yolda, sokakta, evinde, kamu kurumunda vatandaş insan muamelesi göremiyordu. Bugün bülbül gibi şakıyan nice kalem, 9 yıl önce emir komuta zincirinin bir halkası olmaktan öteye geçemiyordu. Bu ülke 9 yıl öncesine kadar toplu katliamlara, provokasyonlara, faili meçhullere, suikastlere, işkencelere sahne olan bir ülkeydi. Bu ülkede Dersim demek bile suçtu. Biz bugün bırakın Dersim'i, Dersim katliamını sorguluyoruz. Ve başbakanlık olarak söyledim, yine söylüyorum. Bizim arşivlerimiz açık diyorum. Ve şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri de arşivde bunun çalışmalarını yapıyor ve orası da açacak. BDP'nin beslendiği tek bir kaynak vardır. O da masum Kürt kardeşlerimin yavrularının kanıdır. Masum Kürt evlatlarının kanı durursa BDP de çok iyi biliyor ki üzerinde yükseldiği istismar zemini tümüyle yok olur. Kimi özellik yetmez diyor, kimi silahsız olmaz diyor. İşte dün duydunuz. Ne diyor? Silah güvencemizdir diyor. Yargıya haber veriyor. Duyuruda bulunuyor. Siz demek ki milletvekili elbisesini bunun için, bu ifadeleri kullanmak için giydiniz, öyle mi? Güvencemiz silahtır. O zaman bu çatının altına niye geldin? Burası demokratik parlamenter sistem. Silahlı bir parlamenter sistem yok. O zaman buraya niye geldiniz? O zaman sen de daha çıksaydın. Sen de daha çıksaydın. Kimi devleti tanımayız diyor. Kimi AK Parti'yi düşman ilan ediyor. Bunların tarzı sevgili kardeşlerim kıyamet siyaseti. Yani ölüm, kan, terör, isyan, başkaldırı, meydan okumak, gemileri yakmak, kendisini uçurumdan atmak. Kendine faydası olmayan bir partinin
millete ne faydası olabilir soruyorum sizlere.